Tonguç Akademi'den herkese merhabalar. 9. sınıf kimya 2. dönem 2. yazılısıyla karşınızdayız arkadaşlar. Artık döneminde senenin de son yazılısı karşımıza çıktı. Güzel bir tatile çıkmadan önce mükemmel şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz tabii ki. Şimdi şöyle bir programımıza göz atalım arkadaşlar neler var. Kimya yazılısıyla karşınızdayız. Matematiği daha önceden çalıştık zaten. Türk Dili Edebiyatı, Tarih, Fizik, Biyoloji, Coğrafya, İngilizce, Din yazılısı şeklinde güzel, yoğun ve verimli bir hafta bizi bekliyor. Güzel çalışmalarımız çalışmalarımız olacak tabii ki bu süreç içerisinde. Peki konular olarak nelerden sorumluyuz? Onlara hep birlikte bir bakalım arkadaşlar. <laughs> Şimdi kimyasal türler arası etkileşimler. Üçüncü ünitemizdi. Burası ilk olarak sorumlu olacağımız kısım olacak. Neler var peki burada? Kimyasal türlerden bahsederek başlamıştık. Etkileşimleri sınıflandırmıştık güçlü ve zayıf olmak üzere. Ardından güçlü etkileşimleri iyonik, koalent ve metalik bağlar olarak değerlendirmiş ve detaylarına girmiştik. Zayıf etkileşimlerden bahsetmiştik. Van der Waals etkileşimleri ve hidrojen bağlarını burada değerlendirmeye almıştık. Ardından da fiziksel ve kimyasal değişimler üzerine konuşmuştuk. Ardından arkadaşlar dördüncü bir ünite daha tamamladık. Madde Maddenin halleri, maddenin fiziksel hallerini genel olarak bahsettik, değerlendirdik. Ardından endüstride gerçekleşen bazı hal değişimlerinden, işte LPG, LNG gibi maddelerin eldesinden bahsettik. Katıları katı türleri üzerinde durarak değerlendirdik. Sıvıları sıvıların genel özellikleri üzerinde durarak değerlendirmeye aldık. Burada buharlaşma, viskozite, kaynama gibi özellikler üzerine durduk ve atmosferdeki su buharından bahsettik tabii ki. Ardından gazlar üzerinde gazları etkileyen temel büyüklüklerden bahsettik. Basınç gibi, hacim gibi ve e, tabii ki maddedeki hal değişim grafiklerini burada yorumladık. Ardından da plazmaları tanımladık ve son ünitemiz olan Doğa ve Kimya ünitesine geçtik. Burası oldukça kısa ve oldukça sözel bir üniteydi. Suyun önemi ve çevre kimyası adı altında iki tane alt başlığımız vardı arkadaşlar. Şimdi hiç zaman kaybetmiyoruz ve dalıp sorularımızı çözüyoruz. Evet arkadaşlar ilk sorumuza bakacak olursak şimdi etkileşimlerden bahsettik ikinci ünitemizi ...burada soru beklemiyoruz. Yani atom ve periyodik sistemden artık soru çıkmasını beklemiyoruz. Üçüncü üniteden itibaren tanecikler arası etkileşimler üzerinden sorular karşımıza gelecek. Burada da etkileşimlere sınıflandırılmasıyla ilgili böyle bir soru mümkündür karşımıza çıkar. Zayıf etkileşimler üzerinden bir soru çıkmış karşımıza. Bak ne demiş bizi? Aşağıda verilen madde çiftleri arasında oluşan etkin etkileşim türünü belirtiniz. Arkadaşlar etkin etkileşim kısmı burada tabii ki önemli. Neden? Mesela London çekim kuvveti zaten neredeyse her yerde vardı. Ama etkin olabilmesi için tek başına olması gerekiyordu. O zaman iki tanecik arasındaki en güçlü zayıf etkileşim bizim etkin etkileşimimiz olacaktı. Bunu seçmemiz gerekiyor. Peki belirlerken nasıl belirliyoruz arkadaşlar? Şimdi İki tanecik arasındaki etkileşimi soruyor ya o zaman bizim o taneciklerin türünü belirleyerek bir başlamamız gerekiyor. Çünkü şöyle bir durumumuz var. Yani aslında üç tane temel türümüz var. Nedir? İyon olabilir taneciğimiz. Dolayısıyla burada hemen taneciğin türü olarak iyon karşımıza çıkıyor. Veya bir molekül yapısı ise polar molekül yapısı olabilir. Eğer polarsa biz buna dipol adını veriyorduk. Veya indüklenmiş dipol kısmı içinde ne olması gerekiyor? Apolar bir molekül veya soy gaz olduğu zaman da biz buna indüklenmiş dipol diyorduk. İşte bunların kendi aralarındaki kombinasyonları da etkileşimin türünü aslında bize söylüyordu. Hemen örneklerden gidelim. Bak sodyum klorür. Ne yapacağız arkadaşlar? Yapıda metal var. Bak metal varsa bu iyonik bir bileşiktir. Dolayısıyla buradan iyonlar gelir. Burası kesin. Bunu yapıştıracağız. Su. Su nasıl bir madde arkadaşlar? Bir molekül yapısı. Peki polar mı apolar mı? Kutuplaşmış yapısından ötürü polar özellik gösteriyordu. O zaman hemen etkileşimin türüne şunu yapıyoruz. Buradan iyon geliyor. Diğeri de polar molekül olduğuna göre dipol getiriyor bize. O zaman etkileşimin türü iyon dipol etkileşimi oluyor. Suyun içerisinde tuzun çözünmesi esnasında gerçekleşen etkileşimde aslında yön dipol etkileşimiymiş. Hemen buradan çıkarabiliriz. Şimdi şuraya gelecek olursak HBr nasıl bir molekül yapısı? Bak yapıda metal yok. O zaman iyoniktir demiyoruz. Bir molekül yapısı. Peki polar mı, apolar mı? Diyorduk ki diatomik bütün bileşik molekülleri polardır. Yani bu Polar yapıda olacak. Çok benzer yapıda HCl var. E o da polar yapıdadır o zaman. Dolayısıyla ikisi de polar olduğuna göre etkileşimin türünün ne olmasını bekliyoruz? Dipol dipol etkileşimi olmasını bekliyoruz. İkisinden de dipoller geldiği için. Burada sadece şuna dikkat et arkadaşlar. Az sonra örneğini de zaten göreceğiz. Eğer ikisi de polarken yani dipol dipole karar verdiysek hemen şöyle bir soru işareti oluşun kafamızda. Burada acaba hidrojen bağı olabilir mi? Çünkü eğer ikisi de fon kuralına uygun davranıştaysa orada hidrojen bağı daha etkin bir etkileşim olacak. Ve şunu unutmuyoruz. Burada ikisi de polar hani dipol dipol etkileşimi vardır dedik ya bak burada hangi etkileşimler vardır deseydi London çekim kuvveti de vardır diyecektik. Ancak etkin etkileşimi sorduğu için dipol dipol London'dan daha kuvvetli olduğu için buradaki etkin olan etkileşim türü dipol dipoldür diyeceğiz. Bir diğerine gelecek olursak gene metal yokuşun içerisinde gene ikisi de molekül yapısında. Peki polar mı apolar mı? Diyorduk ki bütün hidrokarbonlar apolar yapıdadır. Yani şu apolar bir molekül yapısıymış. Karbon tetrakülürür. Bunun leviz yapısını çizdiğin zaman gayet simetrik bir yapı var. Dolayısıyla kutuplaşan bir etki yok. O zaman bu da apolar. Her ikisi de apolarsa diyorduk ki tanecikler arasındaki etkileşim türü indüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol ve bunun özel adıyla London çekim kuvvetleri vardır karşımızda. Hemen bir sonraki örneğe geliyoruz. Bak magnezyumu gördük. Yani bir metal var. Demek ki burada iyonik bir bileşik varmış. O zaman taneciklerimizin türü iyon olacak. Diğerine geldiğimiz zaman e yine bir hidrokarbon yapısı var. Bunun apolar olduğunu az önce belirlemiştik zaten. Biri iyon, diğeri apolarsa tanecikler arası etkileşimin türü de iyon indüklenmiş dipol olması gerekiyordu. Bu tanecikten ötürü iyon geliyor. Apolar molekülden ötürü de indüklenmiş dipol geliyor. Tane etkileşimimizin türü de bu oluyor. Bak şu az önce bahsettiğimiz durum. HF arkadaşlar diatomik bileşik molekülü hepsi polardı. O zaman de polar olacak. Su onun da polar olduğunu biliyoruz. Ama İkisini de polar gördük diye tanecikler arası etkileşimin türü dipol dipoldür demiyoruz. Ne diyoruz peki? İkisi de fon kuralına uyuyor. Yani flor, oksijen veya azot elementlerinden herhangi birinin hidrojenli bir bileşiği var karşımızda. İkisi de bu kurala uygun davranışta olduğuna göre tanecikler arası etkin etkileşim türü hidrojen bağıdır diyeceğiz arkadaşlar. Burada dipol dipol var mı? O da var. London var mı? Yine da var. Ama etkin olanı sorduğu için e, tane, zayıf etkileşimler arasındaki en güçlü etkileşim olan hidrojen bağı tabii ki buradaki etkin olan etkileşimimiz olacak. Hemen geçelim bir diğer soruya arkadaşlar. Aşağıda formü verilen maddelerin aynı şartlar altında kaynama noktaları arasındaki ilişkiyi belirtiniz diyor. Yine aslında tanecikler arası zayıf etkileşimler üzerinden yorumlamamız gerekecek burada. Ve diyeceğiz ki zayıf etkileşimler kuvvetlendikçe Kaynama noktası da artar. Etkileşimin kuvvetiyle kaynama noktası doğru orantılıydı çünkü. O zaman bak böyle bir soruyla karşılaşırsak eğer, yani maddeler arasındaki kaynama noktası arasındaki ilişkiyi inceliyorsak etkileşim türünü bir belirleyerek başlamamız gerekiyor. Şimdi molekül yapılarını bir belirleyelim. F2 var, Cl2 var, Br2 var. Bak diyorduk ki bütün diatomik element molekülleri bunların hepsi apolar yapıdadır. O zaman şunların üçü de apolar olacak. O zaman bunların üçünde de tanecikler arasındaki etkileşimin türü London çekim kuvveti olacak. Öyle değil mi? Apolar moleküller arasındaki etkileşim bu oluyordu. Diğerlerine gelecek olursak. Üçü de diatomik bileşik molekülü ve diatomik bileşik moleküllerin hepsi polar özellik gösteriyordu. Ama şuna dikkat. HCl ve HBr'de dipol dipol etkileşimi var. Ancak hidroflorik asit fon kuralına uyduğu için burada hidrojen bağı vardır arkadaşlar. Şimdi kaynama noktaları arasındaki ilişkiye gelecek olursak diyeceğiz ki hidrojen bağı olan en güçlü etkileşime sahiptir. O zaman onun kaynama noktasının en yüksek olmasını bekleriz. Peki diğerlerini kıyaslarken ne yapacağız? Mesela HCL ve HBR'nin bu üçünden de büyük olduğunu görüyoruz. Orada dipol dipol var. Burada London var. Dipol dipol daha güçlü bir etkileşim tabii ki. Ama bu ikisini kıyaslarken nasıl kıyaslayacağız? Orada hemen periyodik sistemdeki yerlerini şöyle bir hatırlamamız gerekiyor. Bak 7A grubunda en üstte flor vardı. Sonra klor, sonra brom ve en altta da iot vardı. Bu şekilde 7A grubu elementleri sıralanıyordu. Ve burada diyoruz ki periyodik sistemde aşağı doğru geldikçe e, evet, molekülün içerdiği elektron sayısı arttığı için ve molekülün kütlesi arttığı için eğer etkileşimin türü aynıysa kaynama noktası periyodik sistemde aşağı doğru gittikçe artar. O zaman bu ikisi arasında HBR'nin HCl'den daha yüksek bir kaynama noktasına sahip olmasını bekleyeceğiz. Bak flor en üstte olmasına rağmen hidrojen var içerdiği için en yüksek kaynama noktası onda oldu. Ama bu ikisini kıyaslarken BrCl'den daha yüksek bir kaynama noktasına sahip olacak çünkü onun e, tanecikler arasındaki etkileşim daha güçlü çünkü molekül kütlesi daha büyük. Peki şu üçünü kıyaslarsak ne yapacağız? Üçünde de London var o zaman az önce söylediğimiz kural periyodik sistemde aşağı doğru gittikçe kaynama noktası büyür diyeceğiz. Yani bunlar arasında BR2, CL2 ve F2 ilişkisi olmasını bekleyeceğiz. Kaynama noktalarını bu şekilde sıralayacağız arkadaşlar. Geçelim bir diğer soruya. Aşağıdaki değişimlerin fiziksel veya kimyasal olduğunu belirtiniz demiş arkadaşlar. Şimdi fiziksel ve kimyasal değişimleri değerlendirmeye aldığımız zaman nasıl bir değerlendirme yapıyorduk? Diyorduk ki tanecikleri arasındaki zayıf etkileşimler kırılıyorsa sadece burada fiziksel bir değişim vardır. Güçlü etkileşimler kırılıyorsa kimyasal bir değişim vardır. Veya Yeni bir tür ortaya çıkıyorsa değişim kimyasaldır. Yeni türler ortaya çıkmıyor, molekül yapıları korunuyorsa burada değişim fizikseldir ve genellememizi bu şekilde değerlendirmiştik. O zaman mesela buzun erimesi. Buzun erimesinde nasıl bir olay var arkadaşlar? Su molekülleri katı haldeyken sıvı hale geliyor. Hal değişimi var sadece. Dolayısıyla molekül yapısında değişen hiçbir şey yok. Burada kırılan bağ da sadece su molekülleri arasındaki hidrojen bağları yani zayıf etkileşimler. O zaman buradaki değişim tabii ki fiziksel olmalıdır diyeceğiz. Peynirin mayalanması. Arkadaşlar mayalanma sürecinde süt peynire dönüşüyor. Yani yepyeni başka bir madde ortaya çıkıyor. Yeni bir tür ortaya çıkıyor. Dolayısıyla da güçlü etkileşimler kırılıyor. Bu da değişimin kimyasal olduğu anlamına geliyor. Unutmuyoruz bütün mayalanma, çürüme, bozulma bu olayların hepsi kimyasal değişime örnek verilecek. Gök oluşumuna gelecek olursak arkadaşlar burada ne var? Optik bir olay var ve demiştik ki bütün optik olaylardaki değişimler fizikseldir dolayısıyla da gök kuşağının oluşumu da yine fiziksel bir değişimdir. Bakır telin elektriği iletmesi. Bak elektrik iletkenliği konusuna gelince dikkat edeceğiz arkadaşlar. Elektriği <laughs> metallerin iletmesi fiziksel değişimken çünkü orada herhangi bir e, değişiklik gerçekleşmiyor mu? E, yeni bir tür ortaya çıkmıyor madde yapısında değişen bir şey yok. Ancak e, çözeltilerin elektriği iletmesinin kimyasal olduğunu söylemiştik dolayısıyla Tuzlu suyun elektriği iletmesi kimyasal bir değişime örnek olarak verilecek. Bir diğer soruya geçecek olursak aşağıda verilen özelliklerin hangi katı türüne ait olduğunu belirtiniz. Arkadaşlar bak bu %100 karşımıza çıkacak bir soru tipidir diyebiliriz. Katılar katı türleri illaki karşımıza çıkacaktır. Özellikleriyle birlikte bilmek zorundayız buna dikkat edelim. Peki ne vardı? Şöyle kısa bir özetle gidelim. Katıları sınıflandırırken ikiye ayırmıştık arkadaşlar. Demiştik ki katılar amorf katılar ve kristal katılar olmak üzere ikiye ayrılır. Ve kristal katıların da dört tane alt başlığı vardı. Demiştik ki burası iyonik kristaller, iyonik katılar, metalik kristaller... Kovalent kristaller veya moleküler kristaller olabilir. Bütün alt sınıflandırmalarımız bunlardı. Şimdi amorf katıları diğerlerinden ayıran hani örnek olarak da neleri vermiştik? Tereyağı ya da cam gibi örnekleri vardı. Erime noktası olmayan ve e, yapısı e, düzensiz bir istiflenmeye sahip olan katılara amorf katı adını veriyorduk. Hemen o zaman sınıflandırmalara girelim artık. Erime noktası yoktur. Bak bunu gördüğümüz anda hemen yapıştırıyoruz. Demek ki amorf katılardan bahsediyormuşuz burada. Katı halde elektriği iletmez. Ancak sıvı halde iletir arkadaşlar bu iyonik bileşiklere ait bir özellikti. Metaller hem sıvı halde hem katı halde iletebiliyorlardı. Koalent kristaller ya da moleküler yapıdan bahsediyorsak ne katı ne sıvı halde elektrik iletkenliği yani beklemiyorduk. Ama bize ne demiş katı halde iletmez ancak sıvı halde iletir. Bu demek ki bir iyonik kristalmiş yani aslında bir tuz yapısıymış diyebiliriz. Hem katı hem sıvı halde elektriği iletebiliyorsa bu onun metalik kristal katı olduğunu bize gösteriyordu. Elmas bu katı türünün örnektir. Arkadaşlar kovalent kristal deyince aklımıza e, gelecek örnekler elmas, grafit veya kuvars olacak. Bu üçü en yaygın şekilde karşımıza çıkacak. Dolayısıyla da kovalent kristal aslında bizden istediği örnektir. Tanecikler arasında zayıf etkileşimler bulunur. Zayıf etkileşimler moleküller arasında yer alır. O zaman demek ki karşımızda moleküler bir kristal varmış diyeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde değerlendirmeyi alacağız. Bir diğer soruya geçecek olursak yine e bu defa sıvıların özellikleriyle ilgili bir soru var karşımıza arkadaşlar. Bu yazılı için üzerinde özellikle durduğumuz konu aslında sıvılardı. Dolayısıyla yine yazılıda büyük ihtimalle karşımıza çıkacak soru tiplerinden birisi de bu olacaktır. Peki ne demiş soru bize? X ve Y sıvılarının aynı şartlar altındaki taneciklerinin etkileşimleri arasında X büyük Y ilişkisi bulunmaktadır. Buna göre aşağıdaki büyüklükler arasındaki ilişkiyi belirtiniz. Yani X mi büyük Y mi büyük bunu belirtmemizi istiyor. Arkadaşlar şimdi etkileşimler aslında belirleyici faktör oluyor. Etkileşimlere bakarak bu diğer değişkenler, diğer özellikler arasındaki ilişkiyi de açıklayabiliyoruz. Mesela kaynama noktası için diyoruz ki tanecikler arasındaki etkileşim ne kadar güçlüyse kaynama noktası da o kadar yüksektir. Çünkü tanecikleri birbirinden koparmamız o kadar zordur. O zaman etkileşimler arasında X büyük Y ilişkisi varsa kaynama noktasında da yine X büyük Y ilişkisinin olmasını bekleyeceğiz. Buharlaşma hızına gelecek olursak, şimdi buharlaşma hızını nasıl tanımlıyorduk arkadaşlar? Diyorduk ki e, taneciklerin birim zamandaki buharlaşma e, sayısı, buharlaşan tanecik miktarı aslında buharlaşma hızını verir. Dolayısıyla etkileşim ne kadar zayıfsa tanecikler o kadar hızlı buharlaşır. Bu da etkileşimle buharlaşma hızının ters orantılı olduğunu bize gösterir. Yani ilişki Y büyük X şeklinde olmalıymış. Denge buhar basıncına gelecek olursak denge anında... ...sıvı buhar taneciklerinin yaptığı basınca denge buhar basıncı diyoruz. Yine aynı şekilde e, etkileşimlerle bunun ters orantılı olmasını bekleyeceğiz tabii ki. Etkileşim ne kadar zayıfsa tanecik o kadar fazla sayıda buhar oluşturacağı için... ...o kadar yüksek basınç oluşturur diyeceğiz. Yani burada da Y büyük X ilişkisini bekleyeceğiz. Viskozite hemen tanımdan gidelim. Taneciklerin sıvının akışkanlığa uyguladığı dirence biz viskozite adını veriyorduk. Dolayısıyla sıvı ne kadar akma isteği azsa o kadar yüksek viskoziteye sahiptir. Bu da ne demek oluyor? Tanecikler arasındaki etkileşim ne kadar güçlüyse sıvının viskozitesi de o kadar yüksektir. Dolayısıyla burada x büyük y ilişkisini inceleyeceğiz. Akışkanlığa gelecek olursak viskozitenin tam tersi zaten. Viskoziteye ne yazıyorsan akışkanlığa onun tersini yazman gerekiyor. O yüzden buradaki ilişki y büyüktür x şeklinde olmalıdır diyeceğiz. Şimdi bu özellikleri ve aralarındaki ilişkileri çok iyi değerlendirmemiz, bilmemiz gerekiyor. Bir diğer soruya gelecek olursak tabii ki böyle boşluk doldurma tipinde soru karşımıza her zaman gelir yine gelecektir arkadaşlar ee, nasıl değerlendireceğiz bu biraz daha tabii ki geniş bir bakış açısına sahip olmamızı sağlayan bir soru tipi olacak. Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları uygun ifadelerle doldurmamızı istemiş bizden. Hemen bakıyoruz maddenin en düzelsiz fiziksel halidir demiş. Arkadaşlar bu çok yaygın ve önemli bir soru aslında. Çünkü şunu biliyoruz ki maddenin en düşük enerjili hali ve en düzenli hali katı halidir. Ancak en yüksek enerjili hali plazma haliyken en düzensiz hali plazma değil, maddenin gaz halidir. Çünkü gaz halinden plazma hale geçerken madde tanecikleri birbirine daha yaklaşır. Tanecikler arasındaki etkileşim daha güçlü hale gelir. O yüzden en düzensiz fiziksel hal diyorsa hemen yapıştırıyoruz. Burada bizden gaz halinden bahsediyordur diyoruz. Maddenin en yüksek enerjili fiziksel hali diyorsa ne dedik az önce? Plazma hali. Gaz halini dışarıdan enerji alarak... Plazma hali geçmesiyle iyonize olmasıyla oluşur. Dolayısıyla plazma hali en yüksek enerjilidir. Maddenin hem en düzenli hem de en düşük enerjili hali tabii ki katı halidir dedik. Taneciklerin birbirine en yakın olduğu fiziksel halden bahsediyoruz sonuç itibariyle. Maddenin katı halden doğrudan gaz hale geçmesine ne diyorduk arkadaşlar? Şimdi katıdan sıvı hale geçmesine erime diyorduk. Sıvıdan gaza geçmesine buharlaşma diyoruz. Ama katıdan doğrudan gaza geçiyorsa buna süblimleşme adını veriyorduk. Bu da yine e, bilmemiz gereken önemli maddelerden birisi. Maddenin gazdan e, tekrardan katıya dönmesine de kıralaşma diyorduk, unutmayalım bunu da. Maddenin gaz halden plazma hale geçmesine aslında az önce tanımladık. E, maddenin gaz haldeyken plazma hale geçmesine aslında iyonlaşma süreci yani iyonizasyon diyoruz ki zaten plazma halini tanımlarken de iyonize olmuş gaz olarak tanımlıyoruz. Sıvılaştırılmış petrol gazına LPG adını veriyorduk arkadaşlar. Sıvılaştırılmış doğalgazı da LNG diyorduk. Bunu da unutmayalım. Sıvı haldeki bir maddenin taneciklerinin yaptığı harekete gelecek olursak bunu nasıl değerlendirmiştik? Katı halde sadece titreşim vardı. Sıvı haldeyken titreşim vardı ve titreşimin yanı sıra bir de öteleme hareketi yapabiliyordu ve bu öteleme hareketi sayesinde sıvılar akışkan özellik gösteriyordu. Gazlar ve plazmalara geldiğimiz zaman ise titreşim, öteleme ve bunun üzerine bir de dönme hareketi yapabiliyorlardı. Hemen geçelim bir diğer soruya. Arkadaşlar ne demiş bize aşağıdaki tabloda formülü verilen maddelerin Lewis formüllerini çiziniz arkadaşlar. Lewis formülü sorusu yine etkileşimler ünitesinden karşımıza çıkacak ve çıkma ihtimali yüksek bir soru tipi. Lewis formülünü çizerken bak şuna dikkat edeceğiz. Bize verdiği bileşik ya da yapı unik bir bileşik mi yoksa kovalent mi yani moleküler yapıda mı? Çünkü bu ikisinin... E lewis formülleri de birbirinden çok farklı şekilde çiziliyordu. Şimdi magnezyum bir metal, flor bir metal. dolayısıyla burada iyonik bağ olmasını bekliyoruz. Dolayısıyla da magnezyumun şöyle hemen elektron dizilimlerini de yapalım. 2 8 2 şeklinde elektronları dizileceği için e, değerlik elektron sayısının 2. Florun ise 2, 7 şeklinde dizileceği için değerlik elektronun sayısının 7 olduğunu görüyoruz. Şimdi oktet ya da dublet uymak için ne yapması gerekiyor? Magnezyumun 2 elektron vermesi, florun ise dışarıdan 1 elektron alması gerekiyor. Bu ne demek? Magnezyumun bağ kapasitesi 2, florun bağ kapasitesi 1'miş. Dolayısıyla magnezyum 2 elektron verecek. Bu 2 elektronu alabilmesi için flordan 2 tane gerekecek. Yani buradaki F'nin 2 olmasının sebebi bu zaten. O zaman magnezyum bu iki elektronu verdiği için artı iki yüklü hale gelecek. İki tane de flor var. Flor normalde yedi elektron olduğu için Lewis sembolü bu şekildeydi. Dışarıdan aldığı elektron sayesinde oktetini tamamladı. Sekiz elektronunu da yazdık. Parantezi kapattık ve yükü sadece dışarıdan bir elektron aldığı için eksi bir şeklinde oldu. Lewis formülünü böyle gösterdik. Bak eğer iyonik bir bileşikse bu şekilde anyon ve katyonu göstermek zorundaydık. Ama bize F2 diyorsa bak burada bir molekül yapısı var. Sadece metal var. Dolayısıyla elektronların ortaklaşa kullanımı söz konusu olacak. Yüklü tanecik yazmayacağız. Peki ne yapacağız? Florun şöyle olduğunu biliyoruz. 7 tane elektronu var. Bak burada bir tane elektron var. Bir tane daha flor var. Onun da 7 tane elektronu var. Şu haliyle oktete uygun durumda değil. Nasıl oktete uygun duruma geçecek? bu elektronlarını birleştirecek bir bağ yapacaklar ve artık ikisinde 8 tane elektron olacak. Yani ortaklaşa kullandıkları şu iki elektron onlar arasındaki bağı gösterecek. Eğer kovalent yapı varsa e, Lewis formülünü gösterirken bunu yapmamız gerekiyordu. Şimdi suyun Lewis yapısını çizelim. Bak oksijeni koyduk. Oksijenin e, de, elektron dizilişi nasıldı? 2 6 şeklinde 8 tane elektron olduğu için. Dolayısıyla değerlik elektron sayısı 6'ymış. Hemen şöyle sembol üzerinden bir yerleştirelim noktalarımızı. Bak 6 tane elektronu yerleştirdik. 2 tane çift, 2 tane tek elektron var. Bu 2 tane bağ yapacak demek oluyor. Hidrojenin sadece bir tane elektron olduğu için ne yapması gerekiyor arkadaşlar? Şu hidrojenler gelip yalnız kalan elektronlarla bağ yapacaklar ve Lewis formülünü bu şekilde oluşturacaklar. Su molekülünün polar yapıda olmasının sebebi de buydu. Şimdi karbondioksite gelecek olursak oksijenin değerlik elektron sayısı 6. Yani 2 tane bağ yapabiliyor burada gördüğümüz gibi. Karbona gelecek olursak karbonun elektron dizilimi nasıl arkadaşlar? 2 4. Dolayısıyla değerlik elektron sayısı 4. Yani karbon 4 bağ yapmak istiyormuş. Bak her bir oksijen 2, her bir karbon 4 bağ yapmak istiyorsa karbondioksit yapısı oluşurken ne yapacağız? İki oksijen gelip her biri ikişer bağ yapacak ve tabii ki oksijenin bağ yapısına katılmayan elektronlarını da bu şekilde noktalarla yanına yerleştireceğiz. Lewis formülünü de bu şekilde oluşturacağız. Geçelim bir diğer sorumuz arkadaşlar. Polarlık apolarlık sorusu karşımıza bu şekilde gelebilir. Molekül yapısını verip molekülün polar mı apolar mı olduğunu bizden isteyebilir. Mesela nasıl değerlendirmeye alacağız? Şimdi belli kurallarımız vardı. Diyorduk ki bütün diatomik element molekülleri apolar yapıdadır. Mesela I2 gibi arkadaşlar. Gördüğümüz anda yapıştıralım. Eğer I2, Cl2, Br2, H2, O2 bunu görüyorsak apolar yapıda olduğunu anlarız. İkinci kural olarak diyorduk ki diatomik bütün bileşik molekülleri polar yapıdadır. Bak HBR gibi, HCl gibi, HF gibi iki atomlu ve farklılık tür atomlardan oluşuyorsa Başka bir şeye bakmaya gerek yok. Kutuplaşmıştır ve polardır. Bir diğer kuralımız bize diyordu ki eğer bir hidrokarbon yapısından bahsediyorsak yani molekülün yapısında karbon ve hidrojen dışında hiçbir şey yoksa bu onun apolar olduğunu bize gösterir. Yani C6H6 apolar bir molekül yapısıymış. Başka bir kuralımız diyordu ki sen molekülün Lewis yapısını çizdiğin zaman merkez atomda hiç elektron çifti kalmıyorsa ve yapı gayet simetrik bir durumdaysa bu molekülün apolar olduğunu bize gösterir. Yani kutupsuz olduğunu gösterir. Şimdi CCl4'ün Lewis yapısını bu şekilde çizdiğimiz zaman merkez atomda elektron çifti kalmadı ve gayet simetrik olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla kutuplaşma yok. Yani bu molekülümüz apolar bir moleküldür diyeceğiz. Amonyaya geldiğimiz zaman buradaki kuralımızda diyordu ki Lewis formülünü çizdiğin zaman eğer merkez atomda elektron çifti kalıyorsa senin başka herhangi bir şeye bakmana gerek yok. Bu kesinlikle ve kesinlikle polar bir molekül yapısıdır. Azottaki bu merkez atomdaki yani elektron çifti molekülün polar yapıda olduğunu bize gösteriyor. <laughs> İsimlendirme sorusu tabii ki yine karşımıza gelebilir. Arkadaşlar burada neye dikkat edeceğiz peki? Aşağıda formül verilen bileşiklerin sistematik adlarını yazınız demiş bizde. Ee, eğer bizim karşımızdaki bileşik iyonik bir bileşikse katyon adı artı anyon adı yapıyorduk. Ama moleküler yapıdaysa yani kovalent bağlı bir bileşik yapısıysa bu defa önce birinci ametelin sayısını ardından birinci ametelin adını ardından ikinci ametelin sayısını ve son olarak da ikinci ametelin anyon adını yazarak biz isimlendirmeyi tamamlıyorduk. Ve burada tabii ki Roma sayılarını kullanıyorduk. Latin sayılarını kullanıyorduk. Şimdi mesela şu bileşiğe baktığımız zaman. Kalsiyum var bir de CO3 var. Bak bu iyonik bir bileşik. Metali gördük değil mi? Dolayısıyla katyon adı artı anyon adı belirtiyoruz. Şimdi bunu oluşturan katyonumuz kalsiyummuş. Anyonumuz neymiş peki? CO3 yani karbonatmış. Dolayısıyla bileşiğin adı kalsiyum karbonat şeklinde tamamlanmak zorunda. Buna gelecek olursak. Bak katyonumuz demir. Anyonumuz ise SO4 yani sülfat. Ama şuna dikkat edeceğiz bizim eğer e, katyonumuz bir geçiş metali ise gümüş ve çinko hariç herhangi bir geçiş metaliyle karşılaşıyorsak burada aldığı yükü yani değerliği Roma rakamıyla belirtmek zorundayız. Şimdi demir ve sülfat var. Burası tamam ama demirin e, burada artı iki yüklü olduğunu biliyoruz. Çünkü sülfat hep eksi iki yüklüydü. O yüzden bu bileşi isimlendirirken demir iki sülfat şeklinde tamamlamamız gerekiyor. Kalsiyumda böyle bir şey ihtiyaç duymadık. Çünkü kalsiyumun yükseltgeme basamağı hep artı iki zaten. O sabit belirtmeye gerek yok. Ama demir artı 2 ve artı 3 olabildiği için burada hangisi var karşımızda bunu belirtmek zorundayız. Bak KBR potasyum var işin içerisinde iyonik bir bileşik dolayısıyla potasyum bizim katyonumuz bunu yazdık. Ve Br de bromür şeklinde tamamlayarak anyon ismini belirttik. Bak potasyum bir A grubu metali olduğu için zaten bir O rakamına ihtiyaç duymuyoruz. Dolayısıyla potasyum bromür o bileşiğin adı oluyor. Geliyoruz IBr. Bak KBr'de potasyum bromür dedik çünkü potasyum bir metaldi ama IBr dediğimiz zaman iyot bir ametal burada artık bizim karşımızda kovalent yapılı bir bileşik var bir molekül yapısı var. Dolayısıyla bunu isimlendirirken latin sayılarını kullanmamız gerekecek. Birinciden bir tane var yani iyottan bir tane var bir tane olduğu zaman bunu belirtmemize gerek yoktu sadece iyot olarak adını yazmamız yeterliydi. İkinciden bir tane bile olsa yazacaktık mono ve Bromür şeklinde de onun anyon adını belirteceğiz. Iot monobromür şeklinde bunu tamamlamamız gerekecek. Veya C2H6 bak bunun kovalent bir bileşik olduğuna karar verdik. Çünkü ikisi de ametal yapıda. O zaman ne yapıyoruz? Birinci ametalin sayısını yazıyoruz. Bak bir değilse yazıyoruz. Birse belirtmeye gerek yok. Ama birden farklı bir sayı varsa birinci ametalli bunu belirteceğiz. di karbon var karşımızda. Ardından da 6 tane klor var. 6 olduğu için hexa şeklinde bunu belirtiyoruz. Ve ikinci ametelimizin de anyon adını yazacağız. Yani ür şeklinde tamamlayacağız. Klorür olarak e, te, tamamlayacağız. Dikarbon hexa klorür şeklinde e, bunun ismini belirtebiliriz. Geçiyoruz bir diğer sorumuz arkadaşlar. Çevre kimyasından artık bu sorumuz. Yukarıda verilen gazlardan kaç tanesi hava kirletici gazlardandır diye sormuş. Şimdi Azot oksitler arkadaşlar azot oksitleri gördüğümüz zaman hemen diyeceğiz ki burada asit yağmurunun sebebidir. E, azot oksitler özellikle azot dioksit gazından bahsediyorsak dolayısıyla tabii ki hava kirleticidir. Çünkü e, havada neye sebep oluyor? Bu nitrik asit yani kezzap oluşumuna sebep oluyor. Ozon gazını kirletici olarak kabul etmeyeceğiz arkadaşlar. Çünkü ozon tabakası aslında bizim için çok önemli bir tabaka. Ozonun varlığı sayesinde yeryüzüne ulaşan ultraviyole ışınlarının süzgeci vazifesi yerine getirilmiş oluyor. Kükürt oksitler aynı şekilde gördüğümüz anda hemen aklımıza asit yağmuru gelecek. Çünkü kükürt oksitler sülfürik asit oluşumuna sebep olurlar ve... Asit yağmurunu oluştururlar. Karbondioksite gelecek olursak arkadaşlar karbondioksit çok önemli ve en yaygın sera gazıdır. Dolayısıyla küresel ısınmanın temel sebebi aslında karbondioksit gazıdır. Bunun yanı sıra yine aynı şekilde asit yağmuruna sebep olan gazlardan birisi de karbondioksit gazıdır. Dolayısıyla tabii ki kirleticidir. Oksijen gazı onu kirletici olarak kabul edemeyiz. Onun sayesinde varlığımız devam edebiliyor, yaşayabiliyoruz, solunum yapabiliyoruz. Azot gazı sonuç itibariyle atmosferin %78'ini oluşturan bir gaz nasıl kirletici bir gaz olarak değerlendirilebilir? Tabii ki onu da dışarıda bırakacağız. Dolayısıyla 3 tane gaza kirletici etki olarak belirtmiş olacağız. Şimdi e, güzelce çalışmalarımızı tamamladık sorularımızı çözdük tabii ki buna benzer birçok soruyla karşılaşma ihtimalimiz var bunun için arkadaşlar ikinci dönem yazılım notları e, sizin için çok değerli olacak çok faydalı olacak bundan faydalanmanızı öneririm sadece kimya için değil bütün dersler için kolaylıkla ulaşabileceğimiz ve ihtiyacımızı karşılayacak bir kaynak olacak karşımızda. O zaman ne yapıyoruz? Tabii ki ödüllü sorumuzu cevaplandırıyoruz. Yorumlarda paylaşmayı ihmal etmiyoruz. E, videomuzu tabii ki beğeniyoruz arkadaşlar ve kanala abone değilsek bir an önce abone olup hiçbir dersi kaçırmadan e, güzelce süreci tamamlıyoruz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Tekrar görüşmek üzere.